Adalet masumların olmazsa olmazıdır. Bu devri alemde biz bunun için yaşarız. Bizim amacımız ülkemizin dört bir yanını mamur etmek. Sadece adalette değil, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, her alanda büyük değişimleri ortaya koymaktır. 2002'de milletimizin duası ve desteğiyle AK kadrolar iktidara geldiğinde Türkiye'de sadece 78 tane müstakil adliye binamız vardı. Diğer adliye binalarının tamamı ya hükümet konaklarının içinde, ya evden, ya dükkandan bozma yerlerde izbe durumdaydı. Şu anda aradan geçen 20 yıl içerisinde 79 yılda bizden önce 78 adliye binası, 20 yılda biz 363'e çıkardık bu rakamı. Nerede? Kapalı alan 569 bin küsur metrekare. Ama şu anda bizim yaptığımız adliye binalarının kapalı alanı yaklaşık 6 milyon metrekareyi buldu. İşte hizmet böyle olur. Memleketin ihtiyaçlarını görmek ve bunları karşılamak, sorunlarını bilmek, teşhis edip bunları çözümle buluşturmak ve milletin her alandaki gelişmesini ve değişmesini olumlu anlamda sağlamak ancak çalışmakla olur. Biz, siz şahitsiniz. Aziz Türk milleti şahit. 20 yıldır geceyi gündüze katarak çalışan büyük bir kadroyuz. Ülkemizin sadece Bartın'la değil, doğudan batıya, güneyden kuzeye her bir ilini, her bir ilçesini, beldesini, köyünü, mahallesini devletin imkanlarıyla buluşturduk. Milletimizin her alandaki sorunlarını çözme konusunda büyük reformlara imza attık. Hamdolsun, siz de bize büyük destekler verdiniz. Biz çalıştık, siz seçimde yine devam dediniz. Çalıştık, yine devam dediniz. Biz adeta seçimlere geldiğimizde sizden dedik ki ter döktük, hakkımızı verin. Siz fazlasıyla hak verdiniz. Sizin burada azap tutarlar mı bilmem. Bizim orada da azap tutarlar. Böyle imkanı iyi olanlar çift sürsün veya işte tarım, hayvancılık işlerini yapsın diye yardımcı birini tutarlar, azap. Azap ise bir daha tutarlar. Bir daha tutarlar. Siyasetçiler bu milletin azaplığına talip olanlardır. Hamdolsun Tayyip Erdoğan ve kadroları bu milletin 20 yıldır hizmetinden memnun kalıp her defasında yeniden bu millete hizmet yapıp sana yaraşır dediği insanlar. Değerli kardeşlerim, nereden geldiğimizi 20 yılda iyi değerlendirmemiz lazım. 2002 seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanımız ve hep beraber bizden 3 yıl bir şey istemeyin dedi. Hatırladınız mı? Ekonomi çökmüş, adeta devlet istop etmişti. Çünkü önümüzdeki enkazı görüyor, bu enkazı kaldırıp millete iyileşmenin yansıması için en az 3 yıla ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Meydan meydan gezerken de, o isterken de lütfen bize 3 yıl mühlet verin diyor. Şimdi bakın muhalefete, her şeyi vermeyi vaat ediyorlar. Ülkenin gerçeklerinden kopuk, imkanlarından bir haber, sadece vatandaşı aldatıp oyunu almak için söylemedikleri yalan, çevirmedikleri alavere dalavere yok. Biz milletimizi aldatmadık. İmkanları gördük, şartları gördük, yetkiyi ona göre istedik. Siz bize verdiniz ama dikkat buyurun. Türkiye'nin dört bir yanı sizin getirdiğiniz yeni kadrolarla bambaşka bir yola girdi. Köy destedik, bütün köylerimizi içme suyudur, kanalizasyondur, yoldur, diğer medeniyet imkanlarıdır. Bunları şehirlerde olduğu gibi temin eden projelere hayat verdik. Bel destedik, beldeleri ayağa kaldıran adımlar attık ama Türkiye'nin her yanında. Bölünmüş yol dedik, sadece Bartın'da değil,
Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlattık. Doğalgazı bütün illerimizle buluşturacağız dedik, hepsinin adımlarını attık. Hızlı tren ağlarıyla Türkiye'yi birbirine bağlayacağız dedik, tarihi reformlara, tarihi adımlara hep beraber imza attık. Geçilmez dağları, aşılmaz engelleri tünellerle geçtik. Havaalanlarıyla memleketimizi donattık. Bartın'ımız dahil 81 ilimizi bilim ocaklarıyla donattık. Üniversiteler katarak, kazandırarak bilimsel rekabeti bütün illeri ortak eden adımlar attık. Savunma sanayinde ve diğer alanlarda büyük değişimleri yaşadık. 3.500 dolarlık milli geliri 10.000 doların üstüne çıkardık. Şimdi biraz düştü ama daha üstüne de çıkardık. IMF'ye olan 22.5 milyar dolarlık borcu ödedik. IMF'ye yol verdik, güle güle dedik. Hatırlar mısınız? IMF'nin kayyumları vardı. Carlo Cottarelli, diğer bazı isimler başbakandan daha çok haberlerde adı geçerdi. Şimdi IMF'nin kayyumlarını duyan Bartınlı var mı? Yok. Neden? Biz onlara yol verdik. Gitti.